Sevgili izleyenler, şimdi de Eyyam-ı Memun, yani Memun'un günleri. Yukarıda olduğu gibi 198 senesi efendim Muharrem'in evahirinde, yani sonlarında tarihin Bağdat'ı istila etmesiyle Memun makamı hilafette istiklal buldu. Lakin biraderi Emin Ahizbe hapsolunduktan sonra hayyen diri olarak kendisine gönderilmek lazım gelirken katlolunmasından dolayı Dilhun pek dertli ve Tahir'e pek ziyade dilgir kırgın oldu. Eben ve ümmen, baba ve ana tarafından Haşimi olan bir halifenin öyle vahşi, yani efendim boğazlanmasından dolayı bil cümle Nas ve hasreten Beni Abbas dahi mükedder ve mahzun olup bu cihetle hükümetin zevabıtı bağları çözüldü. Hasanül Hireşi namında bir şahıs bir grup serserilerle huruç ve Nas'ı Ali Muhammed'den Rıza'ya davet eyledi. Başına birçok halk toplandı ve Sevad-ı Irak'ın Irak çevresinin emni asayişi halel pezir oldu. Emniyet ve asayişine halel geldi. Musul'da dahi Yemaniye ve Nazariye meyanelerinde aralarında muharebe zuhur ile nihayet Nezariye münezzim oldu ve Ali İbni Hasanül Hanedani Musul'da mütegallip ve mütehakkim kaldı. Beni Akil'den Nasır İbni Şit ki Halep'in canibi şimalisinde vaki Küksüm nahiyesinde sakin ve emine mail ve muhip düşkün ve muhabbetli idi. Emin'in katlinde hükümete karşı gelerek civarındaki yerleri zapt ile Simat'a malik oldu. Tahir'in fethelemiş olduğu Bilad-i Cebel ve Irak ve Faris ve Ehvas ile Yemen ve Hicaz, Memun kendisinin veziri azamı olan Fadıl İbni Sehil'in biraderi Hasan İbni Sehle tefviz eyledi, bıraktı. O dahi 199 senesinde Bağdat'a gelip her tarafa ümera ve memurlarını dağıttığı sırada Musul ve El Cezire ve Şam cihetlerini Tahir'e tevcih ile onu Nasır İbni Şiit'i Akili efendim üzerine memur etti. Tahir hemen Rakka'ya gelip ondan Nasır üzerine hareket eylediyse de Köksüm nevahisinde yakınlarında vuku bulan muharebede haiben ve hasiren istediğine ulaşamayarak Rakka'ya avdet eyledi. O esnada Beynannas, yani insanlar arasında Fadıl İbni Sehil
Memunu Hacır ile kendi malını kullanmaktan alıkoyarak onun namına dilediğini yapıyormuş bu veçile. Biraderini de Irak canibine teslit eylemiş. Efendim sataştırmış diye havadis şai olmakla beni Haşim ve Eşraf ve Vücuhi Nas toplumun ileri gelenleri hiddetlenerek Hasan İbni Sehil'den Ruh Gerdan yüz çevirir oldular. Bağdat'ın fethinde Tahir'in ikincisi olan Hersem'e Nam Emir dahi Hasan İbni Sehle gücenip canibi Horasan'a gitmişti. Lakin hallü akdi umur işlerin halledilmesi hep Fadıl İbni Sehl'in elinde olmakla onun biraderi aleyhinde kimse şakkı şefe edemezdi, ağzını açamazdı. Guruhi eşkıyadan Ebu Seraya nam bir sergerden bu kargaşalığı fırsat sayarak Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma hazretlerinin ahfadından İbni Ebi Tıba Tıba diye maruf tanınmış olan Ebu Ubeydullah Muhammed İbni İbrahim'e biat ile onu Küfe'ye götürdü. 199 senesi hilalinde başlarında İbni Ebu Tıba Küfe'de Nas-ı Kitap ve Sünnet ile amel etmek üzere Ali Muhammed'den rıza almaya davet eyledi. Hasan İbni Sehil derhal Küfe üzerine 10.000 asker gönderdiyse de Ebu Seraya ile ledel muharebe münhezim ve müzmahil. Muharebe sırasında hezimete uğrayıp darma dağınık oldular. Ebu Seraya bu suretle kesbi kuvvet eylediyse de kuvvet kazandıysa da halk hep İbni Tıba'ya müteveccih olup o dahi zimam-ı umuru işlerin idaresini eline almakla o berhayat oldukça Ebu Seraya umurunda müstebit işlerinde kendine buyruk olamayacağını anlayıp İbni Ebi Tıba'yı teslim eyledi. Yani zehirledi. Sene-i Mezbure Recep'in gurresinde yani başında İbni Ebi Tıba fethi olunca ölünce Ebu Seraya yine Alevilerden ve Zeyd İbni Ali ahfadından Muhammed bin Muhammed nam bir Şabi emredi. Sakalı bıyığı gelmemiş bir delikanlıyı onun makamına ikame yerine oturtmak ile hallü akdi umuru işlerin görülmesini müstakillen kendi eline aldı. Ve o esnada Hasan bin Sehil'in asakiri askerleri ile vuku bulan muharebelerde hep galip oldu. Küfe'de sikke darbetti, para bastırdı ve Beni Ebi Talip'ten Medayin ve Ehvaz ve
Basra ve Yemen'e valiler gönderdiği sırada Hasan İbni Ali radıyallahu anhüma ahfadından yani torunlarından Eftas diye maruf olan Hüseyin İbnil Hasan'ı dahi emir-i Mekke ve emir-ül hac nas tayin etmişti. Evladı Ebi Talib ise o esnada vardıkları yerlerde katli nefis ve hetki ırz ve gaspı enval insanları öldürüyorlar. Namuslara tecavüz ediyorlar ve mallara el koyuyorlar. Ve beni Abbas'tan bazılarını ihrak binnar ederek ateşle yakarak nefreti âmeye, umumi nefrete mazhar olmuşlardır. Şu hale bakın. O sırada Salif-i Zikir adı geçen Nasır İbni Şit Akili Nehri Fırat'ı ubur ile yani geçerek Hıran'ı muhasara etti. Çünkü Vezir-i Azam olan Fazıl İbni Sehil Horasan muhitlerinden olup Irak ve Şam ve Mağrib iklimleri, batı diyarları onun biraderi Hasan İbni Sehil'in desti istibdadında zalimce idaresinde ve sairi menasıbı Aliye'nin diğer yüksek makamların ekseri Horasan ahalisinin müteneffizleri nüfus sahiplerinin ellerindeydi. Bu ise Arap'ın hamiyetine dokunmakla Türk ve Acem ile Arap arasına husumet girdi. 1000 El Cezire'de bulunan Araplar hep Nasr-ı Akiliye tabi olmakla kuvveti müzdat oldu, çoğaldı. Beni Ebi Talip'ten bazıları onun yanına gelip sen beni Abbas oğullarına galebe ettin. Arabı onlardan ayırdın. Bir halifeye biat eylesen kuvvetin daha ziyade olur dediklerinde Nas'ın hangisinden diye sormuş evladı Aliye'den birine dediklerinde onlardan birine biat eyleyeyim de seni ben yarattım, rızkını ben verdim mi desin. Haşa. Diye cevap vermiş. Öyleyse beni Ümeyye'den birine dediklerinde onların üzerine itibar talihsizlik çöktü. Artık kesbi ikbal edemezler, kabul görmezler. Bana bir müdebbiri Adem, tedbirli biri selam verse itibarı, talihsizliği bana geçer diye korkarım. Benim meyil ve muhabbetim Abbasileredir. Lakin acemi Arap üzerine takdim ettiklerinde onlar ile muharebeye kıyam ettim, kalktım demiş. Hasan İbni Sehil böyle taraf taraf baş kaldıran usat asiler ile alelhusus bilhassa Medayin'e kadar tecavüz eden Ebu Süreyya ile başa çıkamayacağını anlayıp Helseme'yi davet etti. Helseme ise Berveç-i Bala yukarıda anlatıldığı şekilde kendisine gücenerek Horasan'a gitmiş olduğundan
nazlandı, sonra her nasılsa ikna olundu. Her sene Irak'a gelip Ebu Süreyya ile vaki olan muharebelerde muzaffer olmakla Ebu Süreyya Küfe'ye çekildi. Küfe'de Beni Ebi Talip, bu sırada Beni Abbas'ın mallarını, müsaadere ve hanelerini ihrak eylemek, yakmak gibi muamelat-ı vahşiyane, vahşi muamele icra ettiler. Basra'da ise daha büyük fenalıklar yaptılar. Hersem'e ise gelip Küfe'yi muhasara ve tazyik etmekle Ebu Süreyya 200 seneyi Hicriyesi Muharrem'inde 800 atlı ile Küfe'den çıkıp Muhammed İbni Muhammed'i dahi beraber alarak firar etti. Lakin Celula'da ikisi de tutulup Hasan İbni Sehl'e getirildi. O dahi Ebu Süreyya'nın boynunu vurdu ve seri mektuğunu, seri maktuğunu kesik başına Muhammed İbni Muhammed ile beraber Memun'a gönderdi. Mekke'de bulunan İbrahim İbni Musa, İbni Cafer-i Sadık, Ebu Süreyya'nın idam olunduğu haberini alınca Yemen'e azimet eyledi gitti. Ehli Yemen evladı Ali'ye mail ve muhip, muhabbetli oldukları cihetle Beni Abbas'tan Yemen valisi bulunan İshak İbni Musa, İbrahim'in Sana'ya yaklaştığını işitince Sana'dan çıkıp canibi Mekke'ye azimet eyledi. Yemen'de İbrahim o kadar adam öldürmüştü ki Cezzar, kasap diye telgip olunmuştur, rakaplanmıştır. Ebu Süreyya tarafından emiri Mekke olan Salif-i Zikir Mezkur Eftas-ı Ülüvvi ise Beyt-i Şerif'in kisvesini, örtüsünü çıkarıp Ebu Süreyya tarafından gönderilen ipişinden mamul yapılmış kisveyi giydirmiş ve adamları Harem-i Şerif'in şebekelerini ve sütunları üzerindeki altın kıtalarını, kalabî-i hazineyi, Kabe'de mevdu ve müdehher olan envali ahis aksedip Kabe'nin hazine kalelerinde toplanmış ve bırakılmış olan malları tutup Eftas bunların cümlesini kisveyi Beyt-i Şerif ile beraber kendi adamlarına taksim ve Beni Abbas'ın şunda bunda mevdu konulmuş olan emanetini taharri ve ahiz araştırarak alması ve sair nasın envalini de diğer halkın da mallarını gasp eylemiş olmasından Naşi Nas kendisinden müteneffir nefret edici olarak çoğu etrafa dağılmıştı. O zaman Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu Muhammed pek ihtiyar ve Mekke'de mukim ve kuşe nişin köşesine çekilerek zühd-ü takva olduğu halde pederinden
efendim ahiz ve telakki etmiş, öğrenmiş olduğu ulum ve marifi ilim ve bilgileri nasa, topluma talim ve telkin etmekte bulunduğu. Cihetle beynen nas halk arasında pek memduh, övülmüş ve makbul ve ehli beytinin bervet şibala, yani yukarıda bahsedildiği gibi müşahid olan efali seyyielerinden müştenit ve mütehaşi idi. Görünen kötü işlerden uzak durup karışmayan bir kimseydi. Eftas berveç-i bala yukarıda geçtiği gibi nasın, yani toplumun kendisinden ve rüfekasından, arkadaşlarından bir teneffir ve müteferrik, yani nefret edici ve ayrılmış olduklarını görüp dururken Ebu Süreyya'nın katlolunduğu haberini alınca telaş ederek Ammi Müşarünüleyh adı geçen amcası Muhammed İbni Cafer'in yanına gelip senin inden nas, halkın indinde merteben biliriz. Gel sana biat eyleyelim. Hilafeti kabul ettiğin halde iki kişi muhalefet eylemez dedik de Muhammed İbni Cafer evvel emirde imtina, çekinme etmişse de oğlu Ali İbni Muhammed ile Eftas Elha ile ona hilafeti kabul ettirdiler. Ve Nas-ı Cem ile halkı toplayarak tav'an ve kerhen ister istemez biat ettirip emir-i müminin unvanıyla Muhammed İbni Cafer'in hilafetini ilan ettiler. Muhammed İbni Cafer birkaç ay bu halde kaldı. Lakin elinde bir şey olmayıp emir ve nehiye oğlu Ali ile Eftas'ın ellerindeydi. Onların tevabi mensupları ise en kabih amel, çirkin işler ve harekatta bulunuyorlardı. Eftas bir karıya göz koyup karı ise ona mutabaat, itaat eylemediğinden Eftas onun hanesine hücum ile kapısını kırdı. Kocasını kaçırdı ve karıyı cepren hanesinden çıkartıp götürdü. Bir iki gün yanında alıkoyduktan sonra karı fırsat bulup firar etti. Ali bin Muhammed dahi Mekke kadısının Şab'ı emret henüz tüyü çıkmamış oğlunu cepren alıp kaçırdı. Ehli Mekke ve mücavirin Mekke ve Kabe'ye bakan toplum bunu görünce Harem-i Şerif'te toplandılar ve Muhammed İbni Cafer'e gelip ya bu çocuğu geri alır yahut biz seni hal veya katlederiz dediklerinde benim bundan haberim yoktur, gidip oğlanı alayım diyerek oğlu Ali'nin yanına vardı ve oğlanı alıp salıverdi. Hal bu merkezdeyken Berbet Sibala yukarıda anlatıldığı üzere Yemen'den avdet eylemiş dönmüş olan sabık Yemen valisi İshak İbni Musel Abbasi civarı Mekke'ye gelip
Müşaş Nammahal'de ordusunu kurduğu Hersem'e tarafından gönderilmiş olan asker dahi Mekke'ye gelip İshak ile birleştiler. Ve ledel muharebe, muharebeden galip ve muzaffer olarak 200 senesi Cemaziyel ahiresinde Mekke'ye dahil oldular. Talibiyun, istek sahipleri münhezim ve perişan olarak firar ettiler. Muhammed İbni Cafer dahi savuşup Biladi Cüheyne'ye gitti ve yine bir cemiyet peyda ederek bir defat defalarca Emir-i Medine ile muharebe etti. Lakin nihayetül emir sonunda askeri kırıldı ve kendisi aciz kalıp istiman ile aman dileyerek Mekke'ye vardı, minbere çıktı. Nasa halka bir hutbe okudu ve memun vefat eylemiş diye işitip fitne dahi her tarafta baş göstermekle Nas'ın biatını kabul etmiştim. Sonra memunun sağ ve salim olduğu tahakkuk etti. Ben de nefsimi ve biattan hallettim, vazgeçirdim. Artık sizin boynunuzda benim biatım yoktur deyip minberden indi ve Hasan İbni Sehil'in yanına gidip o dahi onu Horasan'a memunun yanına götürdü. Berveç-i Bala yukarıda geçtiği gibi Yemen'i zapt eden İbrahim, Musa el-Alevi, Akil İbni Ebi Talib evladından birini Emir el-Hac nasbederek Mekke'ye göndermişti. Bu sene mevsim haccında Memun'un biraderi Ebu İshak Mutasım Emirül Hac olup birçok emera ve sergerdeler, emirler ve kumandanlar ile birlikte Mekke'ye gitmişti. Ve Akil'i ona mukabele etmeyeceğin cezmiyle kesin bir karar vererek bir bostanda ikamet eylemişti. Oradan mürur eden geçen kafileyi hac kafilesi ile beraber Kabe'nin kisvesi dahi getirilirken Akil'i kafileyi vurup kisveyi Beyti Şerif'in örtüsünü aldı ve Hüccacı hacıları soyup uryan etti, cıplak bıraktı. Hüccac cırılcıplak Mekke'ye dahil oldular. Hemen Mutasım tarafından sevk olunan bir miktar asker varıp Akili'yi bastılar. Cemiyetini vurup çoğunu katlettiler ve kisveyi Kabe'yi ele geçirdikleri envali hüccacı hacıların mallarını Mekke'ye götürdüler. Bakın bunlar hep Hazreti Ali adına, Ali soyu adına yapılıyor, Ehl-i Beyt adına yapılıyor ve Alevilik bak adına yapılıyor bunlar. Bunlar Yüce İslam'ın, Ehl-i Beyt'in kabul edeceği şeyler mi bunlar? Hasan İbni Sehil'den halk müteneffir, nefret edici olduğu gibi Hersem'e dahi dilgir, kırgın olmakla Ebu Süreyya gailesini bertaraf ettikten sonra Hasan ile görüşmeksizin
Horasan'a avdet eylemişti. Meramı, hakayıkı, ahvali, vaziyetlerin hakikatlerini memuna bildirmekti. Veziri Azam olan Fazıl İbni Seyil ise bundan kuşkulanıp onu Şam ve Hicaz canibine memur ettirerek emirnamesini kendisine gönderdi. Emirname her semeye Esnayir Rahta yolda vasıl olduk da ben Emirül Müminini görmeden bir tarafa gitmem diyerek yoluna devamla Merve vardı. Fazıl ise onun su niyetinden ve böyle serkeşane başına buyruk hareketinin saireye sirayetinden bahisle onu memune şikayet ile kötüleyerek idam ettirdi. O zaman Hasan İbni Seyil Medayin'de mukim oturmakta olup Ali İbni Hişam onun tarafından Bağdat'ta kaymakam iken bir azim fitne zuhur ile İbni Hişam'ı Bağdat'tan tard eyledi, kovdu. Musul'da dahi fitne zuhur ile memleket altüst olmaktayken Enbar'da dahi isyan zuhur etti. Hasan İbni Seyil artık Medayin'de durmayıp 201 senesi iptidasında vasıta firar edince güruhi muhalifeyin iki muhalif grup her taraftan onun üzerine hücum etmekle muharebatı şedideye şiddetli muharebelere başlandı. Bağdat bu cihetle sahipsiz kalmakla ahalisi memunu hal edip de Mansur İbni Mehdi'ye biat eylemek istedilerse de Mansur ondan imtina edip çekinip fakat memun tarafından vekil olmak üzere Irak emaretini kabul etti. Halk da bu veçile ona tabiiyette eyledi. Yani tabi oldu. Lakin Bağdat'ın emri inzibatına, asayişine halel gelmekle güruhu esafil ve erazil yani bayağı ve rezil kimseler meydanı fırsat buldular. Ve ehli ırz nisvanı namuslu kadınları cebren kaldırıp götürmek ve nasın envalini, mallarını, kas ve civar kariyeleri, köyleri nehip ile yağmalayarak envali masube ve menhubeyi yağmalanmış ve gasp edilmiş malları alenen Bağdat'a bey etmek, satmak gibi envai fıskı, fücuru iftira eder oldular. Çeşitli günahları işlemeye cüret ettiler. Onları tedip ıslah için her mahallenin sülahası, salih kimseleri birbirleriyle muhabere ve müzakereye iktidar ettikleri başladıkları sırada Halit Derpuş namında bir adam hasbi karşılıksız olarak emri bil maruf ve nehyi anil münkere kıyam etmek üzere mahallesinin ehli ırz grubunu namuslu kimselerini davet ile onları da icabet eylemekle evahiri Şaban'da, Şaban ayı sonlarında
Derpuş kendi mahallesinin füseka ve hazelesini tedibe kıyam, günahkar ve yüzsüzlerini ıslaha kalktı ve karşı gelenlerle mukatele ederek, savaşarak ele geçenlerini darp ve haps ile hükümete teslim eder oldu. Cent Ruz, yani birkaç gün sonra Horasan ahalisinden Sehil İbni Selame namında biri dahi boynuna bir musaf talik asıp ve kitap ve sünnet ile amel ve emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini icra etmek üzere nası davet ve birçok halk onunla birlikte ehli fısk ile mukatele etmek üzere ittifak eylemekle o dahi evaili Ramazan-ı Şerif'te, yani Ramazan-ı Şerif'in başlarında Esvak-ı Bağdat'ta, Bağdat çarşılarında dolaşarak hazeleyi darp ve tenkile iktidar edip ahlaksızlara gereken cezayı fiilen vermeye başlar. Bu ise Cumhuriyet yolunda bir cemiyet demek olduğundan nüfuzlu hükümet bilkülliye tamamen mahvoldu. Yine 201 senesi hilalinde içinde Taberistan valisi Abdullah İbni Hardazbe iklimi Deylem'den Belazur ve Şizer beldelerini ve Cibali Taberistan'ı fetih ve Mülkü Deylem olan Ebu Leyla'yı esir eylemişti. Lakin o cihetle Taife-i Cavidaniye içinde Babek-i Hurrem'i nam dinsiz zuhur ile Azerbaycan nevahisine taraflarına tecavüz eder oldu. Cavidaniye Bez beldesi Meliki olan Cavidan bin Sehil ashabı olup Mecusiler gibi tenasuha kail olurlardı. Ruhun cisimden cisime geçtiğine inanırlardı. Ve onlardan biri anasını ve kız kardeşini ve kızını nikah edebilirdi. Haşa. Babeki Hürrem'i onların içinde zuhur ve huruç eylemiş, çıkmış olduğundan onlara Hürremiye dahi denilir. İmam-ı Ali Rıza'nın veli ahıtlığı yukarıda beyan olunduğu üzere Duat-ı Abbasiye Abbasi davetçileri nası Ali Muhammed'den Rıza'ya davet eyleyerek devleti Abbasiye'yi tesis ettiklerinde evladı Ebu Talip beni Abbas'tan ayrılmakla beni Haşim ikiye munkasem olmuştu, ayrılmıştı. Bu kere yukarıda geçtiği gibi devleti Abbasiye'nin ahveli, muhtel, hatalı olunca Alevilerden bazıları dahi nası Ali, Ali Muhammed'den Rıza'ya davet ile beni Abbas'ın aleyhine harekete kıyam ettiklerinden beni Abbas ile beni Ebu Talip arasındaki husumetin izalesi, feraizi
umurdan görüldü, farz olan işlerden sayıldı. Ve o zaman evladı Ali İbni Ebi Talib içinde en ziyade ilim ve fadıl, faziletle takva ile maruf olan Ali İbni Musel Kazım olduğundan Fadıl İbni Sehl'in ihtiyarıyla Memun hemen memuru mahsus gönderip Ali İbni Musa'yı Horasan'a celbetti. Ve 201 senesi Ramazan-ı Şerif'in mübarekenin ikinci günü onu Ali Muhammed'den rıza unvanı ile veliaht eyleyip kendisinden sonra halife olmak üzere nas'ı ona biat ettirdi. Ve Beni Abbas'a mahsus olan siyah elbiseyi çıkarıp Ali Rıza gibi kendisi de yeşil elbise giydi. Ve ümerasına, emirlerine ve asakirine yani askerlerine yeşiller giydirdi. Bu veçile amel ve hareket olunması için de her tarafa fermanlar gönderdi. Ve Irak hava valisi Hasan İbni Sehil, Memun Beni Abbas ile evladı Ali İbni Ebi Talib'e nazar edip ilim ve takvaca ondan eftal kimse bulunmadığından onu Ali Muhammed'den rıza diye telkip etmekle, lakaplandırmakla cümlenin ona biat eylemesi ve hep askerin ve Beni Haşim'in yeşiller giymeleri için her tarafa emirnameler yazdı. Bu emirlerin Bağdat'a virudunda gelişinde bazılar icabet eylediyse de bazılar hilafet Beni Abbas'tan çıkmaz, bu değil, illa Fadıl İbni Sehl'in işidir diyerek muhalefet eylediler ve bir müddet tavakkuftan sonra Beni Abbas'tan bazıları Memunu Hal ile içimizden birine biat eyleyelim dediler. Bu bapta en ileri giden Mehdi'nin oğulları Mansur ile İbrahim'di. Bağdat'ta İbrahim İbni Mehdi'ye biat olunması meselesi. 202 senesi Muharrem'inin iptidasında Bağdat ahalisi Memun-u Hal ile İbrahim İbni Mehdi'ye biat eylemeleriyle İbrahim Küfe'yi ve bil cümle Sevad-ı Irak'ı, Irak muhitini istila etti ve Medayin'de ordusunu kurup Bağdat'ın canevi garbisine, batı taraflarına Abbas İbni Musel Hadi'yi ve canevi şarkisine, şark taraflarına İshak İbni Musel Hadi'yi muhafız nasb tayin eyledi. Sevad-ı Irak'ta, Irak çevresinde zuhur eden Havariç üzerine Harun-u Reşid'in oğlu Mutasım'ı bir fırkayı askeriye ile gönderdi. Lakin Mutasım bozulup Havla'ya mevkiine çekildi. Hasan İbni Sehl'in adamları tarafından Musal Kazım'ın oğlu Abbas'a 100.000 dirhem verilip kalk biraderine yardım et denilmekle o dahi Küfe ahalisini davet eyledik de bazıları muvaffakat eylediyse de
gulat-ı şia. Çok aşırı Şiiler, eğer sen bizi yalnız biraderine davet ediyorsan, hep beraberiz. Ama Memun'a hacetimiz yoktur demeleriyle o dahi ben Memun'a ondan sonra biraderime davet ediyorum dedik de Gulat-ı Şia yerlerinden kımıldanmadılar. Abbas'ın ammizadesi amcası oğlu yani mukaddimen önceden Mekke'de kendisine biat olunan Muhammed İbni Cafer-i Sadık'ın oğlu Ali ve Maktul Ebu Süreyya'nın biraderi kendi yanında bulunmakla Abbas onları bir miktar askerle Küfe'ye sevk ettiyse de Abbasiler ile ledel muharebe münhezim oldular. Muharebeden hezimete uğradılar ve bu suretle İbrahim'in askeri kesbi kuvvet eyleyerek kuvvet kazanarak vasıtta bulunan Hasan İbni Sehil üzerine uyuyor mu ne diyor diyor daha ne Hasan İbni Sehil üzerine hücum ettik diye ettiklerinde onlar da bozulup münhezimen avdet eylediler. İbrahim'in askeri siyah ve Hasan İbni Sehil'in askeri yeşil elbise telbis etmekte, giymekte oldukları halde Sevad-ı Irak'ta, Irak etrafında yekdiğeriyle uğraşmaktayken Salif-i Zikir, zikri geçen Sehil İbni Selame dahi emri bil maruf ve nehi anil münker davasıyla isteğiyle Deruni Bağdat'ta Bağdat içinde dolaşıyordu ve hayli taraftarı olduğundan ele geçmesi güç idi. Nasılsa bir takriple vesileyle ele geçirilerek Medayin'e gönderildi. İbrahim dahi onu hapsetmekle ondan sonra Deruni Bağdat'ta hükümetin nüfusu cereyana başladı. Evet, görüyorsunuz güçlü devletlerde bile boşluklar ortaya çıkıyor. O boşlukları da kimlerin doldurduğunu görüyoruz. Devlet boşluk kabul etmez. İşte sen boşluk bırakırsan, o zaman boşluğu birileri doldurmaya çalışıyor. Ortaya paralel devlet çıkıyor. Ey Müslümanlar, tarihten ders almalı, ibret almalı. Ferdi ve içtimai olarak dünya Müslümanları bir ve bütün olmalı. Fitneye, tefrikaya fırsat vermemeli. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an.